Az yani. Tabii. Kuşlar, çiçekler, böcekler, işte sevgi, kelebekler falan, bunlardan bahsedelim. Ihlamur kokusundan bahsedenler vardı bir dönem, hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Yani Türkiye'mizin güzelliklerini sürekli olarak ön plana çıkartmak isteyen sevgili dostlarımızdı onlar, değil mi? Zaten Türkiye'de hiçbir sorun yok ya, sıkıntı yok. Biz Japonya'dan bahsediyoruz, Norveç'ten falan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de herhangi bir sıkıntı olmadığını biz de biliyoruz, bizi izleyenler de biliyor. Tabii canım, enflasyona işte, bak, enflasyona bak, hiç sıkıntı yok. Ya bir araştırma var, Savaş. Son 10 yılda dünya çapında enflasyon konusunda gelişmekte olan ülkeler arasında en başarısız olan ülke hangisi, bil bakalım. Vallahi çok zor Japonya. Soru. Japonya. Çok zor soru oldu. Japonya. Nedir bu Japonların çektiği Selçuk ya? Gerçekten yani. Bu Japonya %1.1 yardımla da en düşük yardım yapan ülke haline gelmiş dünyada. Evet. Vatandaşlarına bu pandemi döneminde. Neyse ki Türkiye böyle şeyler yaşamıyor. Türk halkı böyle şeyler yaşamıyor. O anlamda çok mutluyuz. Ama Japonya'da da gazeteciler şanslı kardeşim. Yani her gün lebalep haber. Ama Japonya'da da o lebalep haberlerin görüntüsünü almak konusunda sıkıntı var. Yoksa biz de biliyorsun her şey rahat böyle. Yasaklıyorlar. Görüntü almayı da yasaklayacaklar. Evet, özellikle Japonya. Tokyo'da falan sıkıntı büyük. Tokyo'da evet öyleymiş. Tokyo'da öyleymiş. Ya sıkıntı... Yalnız bu mevzudan sonra da geri dönemiyoruz, biliyor musun? Ya bir türlü olması gereken yere dönemiyoruz, işin ilginç yanı. Yani böyle devam ediyoruz. Ondan sonra bir anda ya bir gelin bu tarafa diye oluyor da böyle akıntıya karşı kürek çekiyor gibi oluyoruz ama yok, çok şükür çok rahat dalabiliyoruz gerçek gündemimize, öyle değil mi ya? Gülüyoruz, eğleniyoruz. Hani ama işte bir dostumuz yazmış, diyor ki Zeki Metin'in bu yasaklar parodisine döndü. Orada gerçekten gülüyorduk da burada gülerken düşünüyoruz, öyle değil mi Selçuk? Ya şaka bir yana, o yasaklar deliler falan bir seridir o, biliyorsun. Muhteşem. Ve müthiş bir seridir. O dönemde biz onları kasetten dinlerdik. Evet, dinlerdik, evet, diyorum. Aynen. İzlerdik. Teyip kasetinden. Tabii. Kasetten dinler ve ezbere bilirdik o aynen oyunları, Zeki Metin oyunlarını. Müthiş, müthiş eleştiren oyunlardı, kabarelerdi. Ve o dönemin yönetimi bunlara tahammül ederdi, biliyorsun. Tabii. Tontonlar falan vardı biliyorsun o kabare içerisinde. Tabii. Hatta, işte, merhum Erbakan'ın işte tiplemesi vardı. Biz beraat ettik diye anlatırdı işte aynen Metin Akpınar falan. Değil mi ya? Ne güzeldi. Yani, müthiş eleştirel bir şeydi ve dediğim gibi o dönemin ya yönetimi... Olacak o kadar vardı, çok geriye gitme. Olacak o kadar vardı, hatırlasana. Çok. Levent Kırca Üstad. Çok doğru, nur içinde, çok ışıklar doğru içerisinde yatsın. Ve bir anda işte bu mizah hayatımızdan çıkınca, eleştiriye tahammül ortadan kalkınca geldiğimiz nokta bu. Basın üzerindeki baskı her geçen biraz daha arttırılınca. İşte bu görüntü alma hikayesi de o, aslına bakarsan. Yani bu baskıyı arttırdığınız zaman sorunların üstünü kapattığınızı düşünüyorsunuz. Ama kapanmıyor. Yani orada kazan kaynamaya devam ediyor ve sıkıntı daha da büyüyor. Nitekim bunu her yerde görüyoruz. Yani finans cephesinde görüyoruz, ekonomide görüyoruz, banka batıklarında görüyoruz. İşte biraz önce söyledim ya, yani son 10 yıllık enflasyon performansına bakılmış. Kim yapmış bunu? İşte Koç Üniversitesi. Türkiye'nin en iyi özel üniversitelerinden birisi. Yani ben özel üniversite gibi de görmüyorum Koç Üniversitesi'ni. Başarılı işler yapıyorlar çünkü. Çok iyi bir eğitim kadrosu var. TÜSİAD'la ortak bir çalışma yapıyorlar. Ve bu çalışma sonucunda ortaya çıkan tablo şu. Gelişmekte olan ülkeler arasında neredeyse tamamı enflasyonu %5'in altında tutmayı başarmış. Şili örneğini vermişler. Onun üzerinden yürümüşler. Çünkü aynı süreçleri takip etmiş Türkiye Şili 2006 yılına kadar. Ama sonra 2006'dan sonra bir şeyler olmuş darmadağın ve bir daha o tek haneli enflasyon görülmemiş. Biliyorsun 2005-2006 döneminde tek haneli enflasyon görülmüştü Türkiye'de. Sonrasında hızlı yukarıya doğru eğilimi artıyor. 2012'den sonra ise zaten kontrolden çıkıyor. Son yılları hiç saymaya bile gerek yok. Peki rapor ne diyor? Bak mesela kişilerin, tecrübenin, liyakatın,
ne kadar önemli olduğunu ortaya koyan tablolardan birisi bu. O dönemin Merkez Bankası Başkanı, 2001-2006 döneminin Merkez Bankası Başkanı kim biliyor musun Savaş? Süreyya Serden geçti. İsmini de analım buradan. Evet. Biz daha hatırlayalım. Çok önemli bir isim çünkü. 2001-2006'da Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapıyor ama onun öncesinde 26 yıl boyunca Merkez Bankası'nda en alttan en üste kadar tüm kademelerde çalışmış, tecrübe edinmiş bir isim. Yani 26 yılını Merkez Bankası'na vermiş. Hadi bunun 4 yılını, 5 yılını başkanlıktan dolayı çıkartalım. 21 yılını Merkez Bankası çalışmasına vermiş. Burada çeşitli görevlerde bulunmuş. Sonrasında Merkez Bankası Başkanlığı'na oturmuş. Doğru işler yapmış. Konjonktürü doğru kullanmış. Ve 2001-2006 yılları arasında Türkiye'deki enflasyonun tek haneli olmasını sağlamış. Üstelik krizin olduğu 2001 yılından sonra o ağır süreçlerin içinden çıkarak şöyle bir yukarıya doğru bir mali disiplinle beraber ekonominin işte yönetimindeki önemli kararlarla beraber devam eden bir süreçten bahsediyorsun. Aynen öyle abi. Ve o dönemde uluslararası cephede de ya evet doğru bir isim, bağımsız bir isim ki Merkez Bankası hiçbir şekilde o dönemde müdahale edilmiyor. İyi işler yapıyor falan diye takdir toplamış. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye çok ciddi anlamda giriş yapmış. O dönemde borsalara çok ciddi manada girişler olmuş Türkiye'de ve doğrudan yabancı yatırımlar gelmiş Türkiye'ye ve çok enteresan bir şey oluyor 2006 yılında Savaş. Ne oluyor biliyor musun? Vallahi... 2006 yılında Süreyya Serden geçti görevden, görevi bittiğinde, görevden alınmıyor, görev süresi bittiğinde ikinci dönem başkanlık yaptırılmıyor abi. Yani çok yorulmuştur büyük olasılıkla. Yani bu kadar iyi işler yaptın, yoruldun. Artık biz devamını getiririz, merak etme demişlerdir. Yani sana gerek kalmadı. Sen yapıyorsan herkes yapar falan diye düşündüler. Tabii yani 21 yılda anca başkan olmuşsun. Yani olacak iş mi? Biz hemen başkan olabilecekleri biliyoruz demişler belli ki. Aynı dönemde bir örnek olsun diye söylüyorum. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani enflasyonu ve diğer şeyleri konuşuruz ama bu tür şeyleri de kaçırmamak gerekiyor bence. 2001-2006 döneminde bu başarılara imza atan ve 2006 yılında tamam kardeş sana daha fazla ihtiyaç yok denilip kenara çekilen, kızağa çekilen Süreyya Serden geçti tablosu varken Türkiye'de. Amerika'da ne oluyor biliyor musun abi? Ben Bernanke diye bir Merkez Bankası Başkanı neredeyse 3 dönem başkanlık görevinde duruyor. Ben kendimi bildim bileli orada adam. Yok hanım ben, mıydı? Hanım mıydı? Ben yok. Beyefendi. Ben Bernanke. Sonra hanımefendi geldi. Sonra işte yerine başka Merkez Bankası Başkanları geliyor ama kriz döneminde, sıkıntılı dönemde, o dönemde biliyorsun 2007 krizi, işte 2001-2006 arasında dünyada finansal sıkıntıların ortaya çıkması, baş göstermeye başlaması, ya bütün bu süreçleri dehasıyla bir anlamda, çünkü bunu ben söylemiyorum, uluslararası piyasalarda pek çok kişi söylüyor, dehasıyla yönetmeyi başaran Ben Bernanke'yi tüm yönetimler görevde tutuyor abi. Yani diyordular ki sen dur abi, bu süreci yönet, bağımsız bir şekilde gayet iyi götürüyorsun. Bunu kurcalamaya gerek yok. Ha, Süreyya Serden geçtiden sonra kim geliyor? Durmuş Yılmaz geliyor. Durmuş şimdi, Yılmaz da süreci. Evet. Şimdi İyi Parti'de milletvekili, evet. Evet, yani Durmuş Yılmaz da süreci iyi yönetiyor. Onunla da ilgili bir sıkıntı yok açıkçası. Ama yani mesele şu, bir dönem daha Süreyya Serden geçtiye başkanlık yaptırılsa, belki bütün sistem oturtulsa, sonrasında Durmuş Yılmaz görevi gelse, bugün yaşadıklarımızın çoğunu yaşamıyor olacaktık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dönelim son döneme abi. Son dönemde 2018-19 arasında başkan, 2019-20 arasında başka bir başkan, 2020-21 arasında başkan, 2021'den sonra bir başka başkan. Ya burada dikiş tutması zaten mümkün değil ki. Ne enflasyonu kontrol altına alabilirsiniz, ne Merkez Bankası'nı doğru düzgün yönetebilirsiniz, ne rezervlerle ilgili bir adım atabilirsiniz, ne de yabancıları ikna edebilirsiniz. Peki Selçuk dur araya gireyim. Şimdi zaman zaman biliyorsun benim böyle tuhaf tuhaf bir yaklaşımlarım oluyor biliyorsun. Şimdi Serden geçti. Şimdi Serden geçerken duruşundan geçmediği için acaba
alınmış olabilir mi? Ne dersin? Aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Ya o dönemde serden geçecekler vardır elbet diye. Yani düşünürken ama... aslında serden geçti duruşundan geçmediği için onu almışlar. Duruşundan geçecekler bulunur elbette demişler herhalde. Aynen öyle. Serden geçer. Ya o yavaş yavaş işte Durmuş Yılmaz'dan sonra ufak ufak oynamaya başlıyorlar zaten. Zaten Serden Geç'ten sonra ufak ufak oynamaya başlıyorlar. Yani ufak ufak müdahaleler başlıyor. Onu biz Durmuş Yılmaz döneminden de biliyoruz. Durmuş Yılmaz üzerinde ufak ufak baskılar kurulmaya çalışılıyordu. Yani Durmuş Yılmaz nispeten idare etti süreci. Ama Süreyya Serden Geç'te hiçbir şekilde müdahale edilmesine izin vermiyordu. Vermemeliydi de zaten. Ve vermeyerek de bir başarı elde ettiğini de gösterdi. Yani bak bugün müdahale ediliyor sonra, mu peki? Bugün izin veriliyor mu yani? Ne dersin? Sence Merkez Bankası başkanları, yani sen gayet iyi biliyorsun da, sence Merkez Bankası başkanlığı diye bir makam var mı Türkiye'de şu anda? Var ya işte Sayın Kavcıoğlu orada, yani Bayburtlu olanların çok yoğun bir şekilde orada olduğunu biliyoruz, biliyorsun. Yani Bayburtlu olmak biliyorsun Merkez Bankası için yeterli olabiliyor zaman zaman. Aynen öyle. Yani bir tarafta 21 yılını Merkez Bankası'na vermiş, ODTÜ mezunu falan bir isim. Yani çok önemsiyorum bunu. Bunu söylememiz lazım. Neden? Ben Süreyya Serden Geç'i şahsen tanımam. Yıllardır ekonominin içindeyim bak. Bir kere bile yani fırsat olmadı. Denk gelmedi öyle söyleyelim. Ya yani birbirimizle tanışmadık ama başarı hikayesi var bir tarafta. Onu anlatmaya çalışıyorum aslına evet. Bakarsan. Yani bir tarafta başarılı bir iş varken niye bozarsın abi bunu? Neden bozarsın biliyor musun? Sadece siyasi kaygılardan dolayı ya bana yakın olan birisi orada otursun. Anlatabiliyor muyum? Bugün de aynı yapıyorsun. Ve her seferinde biraz daha başarısız olursun. Ve geldiğimiz nokta şimdi. Geldiğimiz nokta ne? Tüketici enflasyonu %17.14 oldu Savaş. %17'nin üzerine çıktık. Bu da TÜİK rakamı bak. TÜİK rakamı. Piyasaya çıktığın zaman %50'nin altında olmadığını görüyorsun enflasyon. Çok net bir şekilde. Hiç kimse kusura bakmasın. %50'nin altında enflasyon yok. Burada bizi izleyenler de yaşayarak görüyordur. %17.4'lük tüketici enflasyonu, %17.77'lik çekirdek enflasyon var. Çekirdek enflasyon tüm değişkenlerin çıkartıldığı ve enflasyonun yönünü gösteren enflasyon. Bu ne diyor bize şu anda? Geçen ay %16'lar civarındaydım. Şimdi %17'nin üzerine çıktım. %18'i zorluyorum. Yani ben yükselmeye devam edeceğim diyor. Bakıyorum. Ulaştırma %29, ev eşyası %22, sağlık %19, sağlık ya sağlık %19 oranında artmış. El insaf abi. Ve bir başka önemli veri benim sıklıkla dile getirdiğim biliyorsun. Üretici fiyatları çok önemli. Çünkü önümüzdeki süreçte enflasyonun yükselip yükselmeyeceğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Neden? Çünkü kaynak orası. Yani üretici maliyetleri ve fiyatları oluşturuyor. Tüketici satın alıyor sadece. Türkiye'de talep odaklı bir enflasyon olmadığında gayet net biliyoruz. Yani insanlar zaten zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir şey alamıyorlar. Dolayısıyla abi eğer senin üretici enflasyonun %35'in üzerine çıktıysa bak %35 diyorum. İki katı yani diğer ya. İşte tüketici enflasyonunun iki katı. Aynen öyle bak. Geçen sene 2020'de %6'lar civarındayken bugün %35'leri konuşuyoruz üretici enflasyonu. Geldiği noktayı düşün. Neredeyse 8 kat falan mı oluyor? 8 kat falan artmış abi. Ya da 7 kat işte. Doğru 7 kat. 7 kat artmış net. Ve abi aradaki makas her geçen gün biraz daha açılıyor. Şimdi bizi izleyen dostlarımız işte doları, faizi falan da merak ediyor olabilirler. Onun için bunları anlatıyorum. Yok canım biz dolara bakmıyoruz. Dolarla mı maaş alıyorsun sen? Yok. Japonlar alıyor dolarla. Ben yenle alıyorum. Yenle alıyor güzel. Yenmiyor o. O yenmiyor. yenmiyor. %17'nin üzerinde enflasyonumuz var. Diyor ki Merkez Bankası Başkanı mevcut Kavcıoğlu. Ya işte bu da liyakat ön plana çıkıyor. Enflasyon düşecek. Ya nasıl düşecek kardeşim? Gel bana anlat bunu. Ya bırak siyaset politikayı da. O koltuğa oturduysan gerçekleri konuşacağım. Nasıl düşecek? %35'lik üretici enflasyonu varken
üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas %18'e gelmişken, yani %18'lik fark var abi üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında. Bu üreticiler %18'lik farkı yansıtmayacak. Adam zararına mı satacak malını? Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Batacak mı adam? Üstelik devlet hiçbir destek vermezken, hiçbir şekilde, hiçbir şeyden taviz vermezken bu adam fiyatına bunu yansıtacak mı, yansıtmayacak mı? Mecburen yansıtacak. Evet. Bu şu demek abi, önümüzdeki aylarda enflasyon %20'nin altında olmayacak. %20'nin altında olmayacak. Şimdi sen diyorsun ki enflasyonla ilgili olarak düşüreceğini söylüyor, bir anlatsın biz de bilelim diye. Biliyorsun yani her mesleğin kendi bir sırrı var. Meslek sırrı paylaşılmıyor biliyorsun böyle durumlarda. Çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Yarın sabah konuşuruz. Bu %20 enflasyon olacak diye.